أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sevgili izleyenler, bir perşembe akşamı FM TV ekranlarında Kıssadan Hisse programıyla Selim Hoca kardeşiniz olarak huzurlarınızdayız. Elhamdülillah. Bir beraat gecesinin akabinde inşallah yeni bir sayfaların açıldığı, insanın rızıklarının yazıldığı, öleceklerin, kalacakların yazıldığı, son derece bir senelik hesap ve kitabın dosyalarının tutulduğu dün akşamki beraat gecesinden sonra elhamdülillah huzurlarınızdayız. Rabbim evvela beraatlerimizi alabilmeyi bizlere nasip eylesin. İnsan beraat deyince hani nasıl anlıyor bilmiyorum ama beraat şu dünya hayatında tabiri caizse biz tutsağız arkadaşlar. Yani bir müddet Rabbim bizi burada tutuyor. Asıl yurdumuz olan, asıl gitmemiz gereken yerimiz olan ahiret yurduna geçerken işte beraatini alan bir kul musun? Yoksa Allah muhafaza ile beraatini alamadan asıl yurdumuz olan ahiret yurdu değil de söylemesini daha istemiyorum ama cehenneme giden kul musun? Ona biraz bakmak lazım. Rabbim dedi ki şu dünya hayatından ahirete göçerken razı olduğu kullarından olmayı, beraatlerini de alabilmeyi bizlere nasip eylesin arkadaşlar. Rabbimin mağfireti, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Mevla Teala dünya hayatında hepimize başarılar nasip eylesin. Dünyanın ve ahiretin bütün güzelliklerini Rabbim bizlere nasip eylesin. Kıymetli izleyenler, geçen hafta önümüzdeki pazar günü itibariyle, yani şurada bir iki gün sonra yollara düşeceğimiz olan çok önemli bir çalışmadır bu. Nedir hocam? Geçen hafta başlamıştım ona biraz. Emru bil maruf ve nehyi anil münker çalışmasının inşallah vazifesine başlayacağız. Bununla alakalı da bir konu başlatmıştım geçen hafta ama yarım kalmıştı. Bu hafta tamamlamak istiyoruz. Rabbim evvela anlatacağımız bu çok önemli çalışmadan hakkıyla dersler çıkarabilmeyi bizlere nasip eylesin. Mevlam şu güzel çalışmada hepimizi başarılı eylesin. O emru bil maruf yaparken de yani ne diyeyim yapabildiğimiz kadar, becerebildiğimiz kadar, vesile olabildiğimiz kadar insanlara en güzeliyle o Rabbimizin bizden istemiş olduğu, biraz sonra ayeti de söyleyeceğim, o çok önemli çalışmada bizleri de bu işin içinde eylesin. Şimdi Rabbimiz buyuruyor, Estaizu billah, Ali İmran suresi 104. ayet. Evet, emru bil maruf konusu geçen hafta Ali İmran suresinin 110. ayetini okumuştum. Küntüm hayra ümmetin diye başlayan. Bu haftada aynı konunun ayetle sabit olan bölümü olan yine Ali İmran suresi 104. ayetinde Rabbimiz Es'aidu bila vel tekum minkum ümmetun yed'una ilal hayr ve ye'muruna bil ma'ruf ve yenhevna anil münker ve ulaike humul muflihun diyor Rabbimiz. Rabbim şu ayette en güzeliyle amel etmeyi bizlere nasip eylesin kardeşlerim. Önemli bir ayet. Rabbimizin biz kullarından, bakın şimdi manasını vereceğim. İlla olmasını istediği, kullarım ben bu vazifeyi sizden istiyorum dediği çok önemli bir vazife bu. Rabbim ne diyeyim, bu vazifenin dışında kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Rabbimiz buyuruyor. Estaizu ve vel tekün illa olsun, bulunsun minküm sizden ümmetün. Sizin aranızda hangi dönem olursa olsun, yaşadığın dönem hangi dönem ise bu bütün Rabbimizin imtihana tutmuş olduğu insanlığın geneline şamil olan bir ibaredir. İlla bulunmuş olduğunuz dönemde aranızdan bir topluluk olsun, bulunsun. İlla Rabbimiz onu istiyor bizden. Ne yapsın peki bu topluluk? Olmasını istediği topluluk ne yapsın diye Mevlamız yed'une ilel hayr. Hayra davet etsin ve murune bil maruf, iyiliği emretsin ve yenhevne anil münker, evet münkerden de nehyesin, yani Rabbimizin razı olmadığı işlerden de bu topluluk
etrafındaki yaşamış olduğu insanları davet etsin, iyiliğe davet etsin, hayra davet etsin, iyiliği emretsin. Rabbimizin razı olmadığı işlerden de insanları nehyesin diye Rabbimiz bunu kullarından istiyor. Ve bu vazifeyi yapan kullarına da Rabbimiz devamında ve ulaike humul muflihun, işte bu vazifeyi yapanlar asıl felaha ulaşanlar, kavuşanlar, olanlar bunlar olacak diyor Rabbimiz. Rabbim en güzeliyle anlamayı nasip eylesin. Şimdi kardeşlerim, hele ki ahir zamandayız, yani şu an bu çalışma, aman ya Rabbim, yani herkesin, her ferdin, her Müslümanın, her müminin illa yapması gereken bir vazifedir ha. Çünkü ahir zaman, hocam ahir zaman olunca ne oluyor ki? Günahların çok fazla olduğu, Allah'a isyanların çok olduğu, Allah'ın özellikle büyük haram dediği o haramların çokça yapıldığı bir zamanda böyle bir vazife ve de farz-ı kifaye olan bir vazifeyi sadece hocalara bırakmakla olmaz bu iş arkadaşlar. Yani onu da söyleyeyim yani. Çünkü günah işleme çok kolaylaştı, harama düşmek çok kolay, efendim vesileler çok kolay, ortam ona göre müsait. Eskiden bir misal, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ki Efendimizin hani İslamiyet'i bayağı bir ilerlettiği zamanlar için söyleniyor. Osmanlı zamanında bu kadar günahlar aşikar değildi. Bu kadar haramlar alenen işlenmiyordu. Bu kadar işlerin, hani haram işlerinin kolay olmuyordu yani. Ama şimdi maalesef diyoruz, işte öyle bir garip zamandayız ki dinin garip olduğu bir zamanda böyle bir vazife bırakılması çok büyük bir vebaldir. Bakın farz-ı kifaye şu demek. Biz emru bil maruf konusu geldiği zaman bunu illa izah etmek zorunda kalıyoruz. Şimdi bugün bir cenaze namazı düşünün. Misal diyorum, mahallenizde komşunuz olabilir, akrabanız, yakınınız, hani gitmesini illa gönlünüzde bir yeri olan bir kişi vefat ettiğinde o kişinin illa en yakınlarından başlayarak komşuları, akrabası, ne bileyim yakınındaki, işte dizinin dibinde kimle hayatı boyunca beraber olduğu kişilerin o cenazeyi kaldırması mecburdur. Eğer bir takım insanlar, kaldırması gereken insanlar o cenazeyi kaldırmazsa bütün insanlık o cenazenin kaldırılmamasından dolayı mesuldür, vebaldedir. İşte farz-ı kifaye budur yani. Şimdi aynı şekilde öyle bir vazife ki eğer bir takım insanlar bu vazifeyi yapmazsa bütün insanlık bu vazifenin yapılmadığından dolayı Rabbimizin katında ne oluyorlar? Mesul oluyorlar ve sorumlu oluyorlar. Çünkü Rabbimiz illa istiyor bunu. Kullarım, bunu size emrediyorum. Vel tekün emirdir ya, emir sigasıdır. İlla olsun, bulunsun. Bu vazifeyi ben sizden istiyorum dediği bir vazifeyi Rabbimiz kullarından yapmasını istiyor arkadaşlar. Hocam niye Rabbimiz bu kadar yani bu işin üzerinde hani çok ehemmiyette ve son derece ve tehditli bir şekilde duruyor diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Ki sorulmasında çok önemli bir konu yani, çünkü arkadaşlar, kıymetli kardeşlerim, bakın hepimiz nefis taşıyoruz. Bu nefis var ya, bu nefis. Bir kere adamı yakaladı mı, onu büyükler şöyle tarif ediyor. Hani yumurtanın sarısını nasıl beyazı böyle kapladığı gibi nefis adamı bir kere böyle yakaladı mı onu kolay kolay bırakmaz. Evvela bir insanın yani bir nefis terbiyesinden geçmesi gerekiyor. Kendini de terbiye edememiş, nefsinin esaretinde olan bir kişi de yani her gün hata işleyecek, yanlış yapacak, Allah muhafaza eyle haramlara düşecek, yani o olmaması gereken işlere bulaşacak. Böyle bir kuldan Mevlamız razı olur mu? Olmaz. Tamam, bu tamam, kendi yapmış olduğu, her insan da bunu kendine alacak. Kendi yapmış olduğu hatayı zaten kendi çekecek ama Mevlamız öyle istemiyor. Senin dibindeki kardeşin yanlışa düştü diye, harama bulaştı diye, yanlış içerisinde hani ilerliyor diye sen onu niye uyarmıyorsun kulum?
Ya ben ne karışırım? Geçen hafta biraz söylemeye çalıştım. Yine söylemek zorundayım. Yani herkes kendine göre yaşasın canım ya. Öyle değil mi ya? Ben ne karışırım? Zaten ben de kendimi de çok da böyle toparlayan bir insan değilim. Beni ne ilgilendirir? Ya en azından dertleneceğiz arkadaşlar, dertleneceğiz. İslam'da böyle bir şey yok. Yani sen her türlü kendi hayatını kendine belirle. Dizindeki insanın, efendim öbür taraftaki akrabanın, yakınının, belki en yakınının, ailenin içinde olanın hiç yaptığı işlerle uğraşma, öyle olmaz. Rabbimiz bundan sonra yarın huzuru mahşerde çok büyük bir hesap sorar bizden. Onun için arkadaşlar, şimdi herkes bir tarafta inşallah biz iyi yaşayanlardan olalım arkadaşlar. Tabii olumsuz olarak da düşünmek de istemiyoruz ama biz Rabbimizin emrini, yasağını en güzel şekilde yapan kullar olarak inşallah, öyle düşünüyorum yani, olmaya gayret edelim. Ama herkes böyle değil ki arkadaşlar, herkes böyle değildi. Bakın etrafınıza, nice insanlar daha henüz daha Allah'a yöneltmemiş kendini. Hala da Rabbisine karşı olan vazifelerde bir türlü tam olmuyor. O nefsinin, dedik ya biraz önce, esaretinden kurtulup da Rabbimizin ondan istemiş olduğu hayat tarzına bir türlü geçmiyor. E peki şimdi bu adam böyle diye bunu kendi haline mi bırakacağız biz? Yok, yok arkadaşlar, yok. Din diyor ki kendinle beraber en yakınından, yani evinin içinden, komşularından, hatta eskiden şöyle derlerdi Osmanlı'da, bir insan oturmuş olduğu evin 40 ev bu tarafa, sağına, 40 ev sol tarafına, en azıdır ha bu da bir de yani. 40 ev önüne, 40 ev de arkasına, o 40 olarak bütün etrafından sorumludur derlerdi. Yarın bu insan Allah'ın huzurunda, yani her türlü yanlışlarla çıkan bir insan olsa sen de sorumlusun arkadaşım. Ya ne zannediyorsun? Ne kadar önemli çalışma, görüyor musunuz? O adam yarın Allah'ın huzuruna çıktığında, belki dibindeki insan, ha dibindeki insan çıktığında bir bakacak ki, o biz ne yaptık ya, nereye geldik ya, burası neresi ya, ben böyle bir şey, beni ya, ben buna razı olamam ya, ben buna gücüm yetmez ya deyip de vahlanıp ahlandığı zaman şunu yapacak arkadaşlar, şunu yapacak, başlayacak. Çünkü zor oyunu bozar, zor oyunu bozar. Bakacak, başlayacak feryat etmeye o insan. Allah'ım böyle olmaktan da bizleri muhafaza eylesin. Bütün etrafımızı, komşularımızı, neslimizi, ne bileyim ailemizi böyle isyan ederek Allah'ın huzuruna çıkan kullar olmaktan bizleri de muhafaza eylesin. Bu sefer ne yapacak biliyor musunuz? Böyle kendine işte şey arayacak yani. Bir bakacak ki orada bir arkadaşı olsun, komşusu olsun, akrabası olsun, tanıdığı olsun. Diyecek ki ya Rabbi, ya Rabbi, Allah Allah ya, ya Rabbi. Ben tamam bu ateşe işleyecek amellerle huzuruna geldim ama bu işte bunu her türlü alın. Arkadaşım, komşum, yakınım, en yakınım, tanıdığım, bu beni niye uyarmadı bu ateşten? Halbuki şimdi hemen şöyle diyor, mantık hemen şunu, hocam o da bilmiyor mu diyor. Ya arkadaşlar, bilmek yetmiyor, yetmiyor. Bugün herkes yaptığı işin yanlış olduğunu biliyor ama işin garip tarafı işte nefsinden kendini kurtaramıyor. Şimdi hemen mantık, o bilmiyor mu canım? Haram olduğunu bilmiyor mu? Yanlış olduğunu bilmiyor mu? Bunlarla beraber Allah'ın huzuruna çıksa cehennemlik olacağını bilmiyor mu? Efendim cezaya çarptırılacağını bilmiyor mu? Biliyor, sen de biliyorsun ama yapmıyor adam, şimdi ne yapalım? Yani bildiği halde yapmıyorsa bu adamı, yani bununla uğraşmayacağız mı? Bununla ilgilenmeyeceğiz mi? Bunu en azından kardeşim ne yapıyorsun demeyeceğiz mi biz ya? Öyle değil arkadaşlar, işin kolayına kaçmayacağız. Bilse de bak adam ne diyor? Ya Rabbi, ben bu ateşe tamam hak ettim ama bu yanımdaki, dibimdeki komşum, arkadaşım, yakınım niye bana bunu söylemedi? Niye beni uyarmadı? Niye gelip bana demedi ki ya bunu yapma, niye demedi derse ne yapacaksın? Sorumlusun bak işte. Hesabın var. Cevap veremeyiz, cevap veremeyiz. En azından diyoruz, en azından. Hatta bunu genel ümmet adına, ümmet adına, bunu tabii en yakınına da al da, dertleneceğiz ya Rabbi. Bu insanlığın hali ne olacak? Bu gençliğin hali ne olacak? Bu Müslümanların hali ne olacak? Efendim yani Allah'ın bizden istemiş olduğu hayatı yaşamıyorlar veya gerektiği gibi yaşamıyorlar. Hani hayatlarında çok harama bulaşıyorlar. Bundan dolayı evvela kendim ve bütün insanlık adına, müminler adına, kardeşlerim adına senden özür diliyorum diye ne yapacağız? Dertleneceğiz ve Rabbimizden bunun affını isteyeceğiz kardeşlerim. Şimdi bakın,
Etrafımızda birçok yapılan işler var. Allah'ım onlara da bulaşmaktan da bizleri muhafaza etsin. Niye bulaşacaktık aslında? Rabbimiz bize bu kadar güzellikler verirken, Rabbimizin bize bu kadar iyilikleri varken niye bu işlere de bulaşacaktık? Ama Efendimiz diyor ki, etrafınızda görmüş olduğunuz bir münker gördüğünüz zaman Efendimiz buyuruyor ki men ra'a minkum münkeran, herhangi biriniz, sizden biriniz bir münker, bir kötülük, bir olumsuz bir şey gördüğü zaman fel yugayyirhu, onu değiştirsin, bi yedihi, eliyle değiştirsin. Yani düşünebiliyor musunuz? Öyle gidiyorsun bir yerden, baktın ki bir yanlış var, bir haram var, aşikar işlenen bir günah var. Aman işte ben ne karışırım, benim işim değil ki, ben yani benimle alakası yok ki deyip oradan geçip gitmek olmaz. Evvela diyor, üç tane şey söyleyecek arkadaşlar. Evvela diyor, yapabiliyorsan onu elinle değiştireceksin. Nasıl değiştireceğim hocam? Gideceksin kardeşim bak. Bu ne yapıyor? Hangi haramı işliyor? Bunu yani içki içiyorsa alacaksın onu. Güzel bir şekilde evvela güzel tatlı tatlı uyarıp. Bundan Allah razı değil. Rabbimiz bu işi sevmiyor. Bizim adımıza sevmiyor. Çünkü bu haram. Bu haramın neticesinde sen bundan ceza çekeceksin. Yanlışından dolayı Allah'tan azar işiteceksin. Onu yapmayalım deyip onu elinle, hatta mümkün olduğu kadar, o biraz zor gibi geliyor. O şişeleri alacaksın oradan yani, ama o biraz kolay değil. Onu bayağı bir karşındaki insanı ikna edip ondan sonra eğer ki görmüş oldun, bu bir tanesini söyledim. Bütün kötülükler, yanlışlar, haramlar, Rabbimizin bunlar razım değilim dediği bütün her şeyde bu aynısıdır. Eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kötülük, bir münker gördüğünüzde evvela birincisi onu elinizle değiştirin. Ama diyor ki feillem yestedi, eğer ona gücüm yetmezse diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem febilisanihi, onu lisanınızla değiştireceksiniz. Lisan ne demek? Sözlerinle. Birincisinde fark neydi? Onu elinle. Bir kötülük gördün, elinle ona müdahale edeceksin. Müdahale edemem hocam. Direkt elimle alsam adam çok veya kimse büyük bana tepki yapar. O zaman onu lisanınla. Ama ıslığı da güzel kullanacaksın. Yani şöyle kardeşim bak. Yapma be kardeşim. Etme be kardeşim. Bak ikimiz de aynı dünyada yaşıyoruz. Aynı imtihan dünyasında beraberiz. Aynı geminin yolcularıyız deyip bu şekilde yani onu böyle güzel güzel uslubunu da güzel kullanarak ne yapacaksın? Lisanınla onu uyaracaksın. Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden biriniz bir münker gördüğü zaman evvela onu eliyle değiştirsin. Feillem yestedi, eğer ona gücü de yetmiyorsa onu lisanıyla, febilisanihi, lisanıyla değiştirsin. Bu lisan konusunda, bu konu geldiği zaman kardeşlerim, bilmiyorum gönlümden illa bunu söylemeden de geçemiyorum. Ya arkadaşlar, kıymetli kardeşlerim, ha eğitimi lazım mı? Lazım, bir şey demiyorum. Ya kolay mıydı? Ben kolaydır demiyorum ama zor da değil. Biraz onun üzerinde çalışmak. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bak atalarımız şöyle bir ifade kullanmışlar. Tatlı dil, hani derler ya, yılanı deliğinden çıkarır. Şimdi karşımızdaki insana çok önemli bura arkadaşlar. Bakın çok önemli diyorum. Konumun belki en önemli parantezidir burası. Karşımızdaki insana bir şeyi söylerken ifadelerimizi çok güzel söyleyeceğiz. Tatlı söyleyeceğiz. Onun iyiliğine söylediğini hissettirerek söyleyeceğiz. Kırıcı olmayacağız. Ağır konuşmayacağız. Efendim hele ki bir yanlış yapıyor veya bir eksiği var. Sen onu söylerken son derece onu böyle kırarak, üzerek, iterek. Ya adamın yapacağı varsa yapmaz ya. Hocam nasıl yapacağız? Evvela şöyle bir karşına alacaksın. Şimdi bu adam ne yapıyor? Baktın gibi yanlış yapıyor. Bir haram işliyor. Olmayacak bir iş yapıyor. Onu öyle bir evvela bir karşına alacaksın. Kardeşim bak. Yapma bunu. Niye? Bu olmayacak bir iş. Bundan Mevlamız razı değil. Hata bu. Yanlıştasın. Kırıcısın. Olmayacak bir iş. Son derece bu iş sana ve etrafına zarar veriyor. Ya bunu mümkün olduğu kadar yapmasak deyip bu şekilde ona ifadelerimizi tatlı tatlı kullanacağız. Bakın burada bir ayet yazmışım. Taha suresi 44. ayette Musa aleyhisselama Mevla diyor ki, ya Musa aleyhisselama diyor ki git diyor, kardeşi veya abisi deniliyor Harun aleyhisselam için. Firavuna sa'ida fekula lehu kavlen leynen diyor ya. Ya bu nasıl bir ayet ya?
Fekula, iki kişi oldukları için tesniye, siz gidin lehu, o firavuna, ona kavlen leyin, yani tatlı sözle benim ondan istemiş olduğum şeyleri söyleyin. Arkadaşlar firavuna gidiyorlar ya. Rivayetlerde 90 bin, tefsirlerde geçiyor, 90 bin çocuk kesmiş bu insan ya Musa Aleyhisselam dünyaya gelmesin diye. Kainatın sıralamada yani iyi gavurlarından yani, önde gelen gavur, adı duyulmuş gavurlarından yani. Yani böyle bir insana dair Rabbimiz ya ne büyük bir hani merhameti var ki, veya ne büyük bir, demek ki istenilen şeyde Rabbimiz bu tarzı seviyor, bunu istiyor bizden ki karşındaki insan ne kadar ağır küfür sahibi olsa da, yanlış da olsa da ifadelerini yani güzel seçeceksin, tatlı seçeceksin. Öyle değil mi arkadaşlar? Bazen böyle hani bize geldiklerinde böyle yumuşak sözlü, hele biraz da yaşlıysa, biraz böyle pamuk dedeyse, yani böyle sakalı makalı da varsa, işte evladım, yavrum, canım, işte bizim Karadeniz'de torunum derler, torunum, la torunum derler, la yapma daha bunu derler. Yani bu iş olmaması lazım. Böyle güzel güzel ifadeleri de kullandıkları zaman gönül ne yapıyor? Yumuşuyor. Yumuşuyor. Böyle bir merhamet hissi insanda. Bak ne güzel, işte gelmiş bana benim iyiliğime konuşuyor. Benden hani yapmamamı gerekecek bir hareket olduğu için bundan dolayı bana öğüt veriyor, nasihat veriyor diye tatlı lisanın neyi olur? Kardeşlerin tesiri olur. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvela elinizle, sonra lisanınızla, yani üçüncü olarak da bu da çok önemli. Eğer sen bir yanlış gördüğünde onu elinle değiştirmezsen ve lisanınla ona en azından bir şeyler söylemezsen, en azından diyor. Evet, fe illem yestedi diyor tabii bundan önce de. Hani lisanınla da bunu değiştirmeye gücün yetmiyor ise kalbinle ona buğz edeceksin. Ya. Evet, fe bi kalbihi, ona ne yapacaksın? Kalbinle ona haza münker diyeceksin. Yani bir yanlış gördün, bir hata gördün, bir haram gördün. Hem de haram da iyi haram. Kalbinden böyle bir hemen ne yapacaksın? Ya bu ne yapıyor ya? Ya bu yanlış, bu haram, haza münker, bu kötü iştir, bu yanlıştır deyip o kalbinden o görmüş olduğun, hani şahit olmuş olduğun işe ne olacaksın? Kalbinden buğz edeceksin. Bakın bu üçüncüsü için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor biliyor musunuz? Ve zalike ed'afun iman diyor ya. O üçüncüsü olarak kalbinden buğz etmeye Efendimiz ne buyuruyor? Kalbinden buğz etmek imanın en zayıfıdır. Şimdi burada acayip bir yer var kardeşlerim. Müthiş bir yer var. Burada yazmıyor ama evet. Zaten sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işi bitirdi. Sen birincisini elinle düzeltmeyeceksin. İkinci olarak lisanında bir şeyler söylemeyeceksin. En azından kalbinden o için, kalbinden böyle bir ne yapıyor bunlar deyip de böyle bir yanlış olduğunu kabul edip de yani haza müker demeyeceksin. Bir de bunların dışında olan böyle görmüş olduğun bir haramdan ne bileyim lezzet duyacaksın, tat duyacaksın, hoşnut olacaksın. Bu adamın durumunu size bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü sonuncusu kalbiyle buğz etmek imanın en zayıfıdır efendim sağlısın. Bir de sen görmüş olduğun şeyden tat alacaksın, lezzet alacaksın. Bu adamın durumu işte bilmiyorum artık iman nereye gidiyor. Hep beraber sonra karar verin arkadaşlar. Allah'ın böyle olmaktan da bizleri muhafaza eylesin. Şimdi konu bu şu, birkaç tane Müslümanlar arasında, günümüz dünyasındaki Müslümanlar arasında dönen birkaç tane böyle son derece, hiç böyle bir şey yok aslında, yanlış. Efendim nereden geldiği bilinmez, araştırın dibinden illa Yahudi çıkacaktır da, yani acayip acayip ifadelerdir arkadaşlar. Nedir o? Her koyun kendi bacağından asılır. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Efendim ben ne karışırım ki? Herkesin hayatı hür, yaşantısı vardır. Hürdür, kendine aittir. Bir de şu çok 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 yanlış olan, çok çok yanlış olan, ben herkesin efendim fikrine, zikrine, hayatına saygı duyarım gibi çok tehlikeli bir ifade vardır ki
Allah Allah, sen ne yapıyorsun ya? Adam yanlışta olacak, bataklıkta olacak, Allah'a isyanda zirvede olacak, haramlarda en büyüklerini yapacak ve sen diyeceksin ki ben herkesin hayatına, herkesin düşüncesine saygı duyarım. Allah Allah, bu nasıl iş ya? Nereden çıktı bu ya? Kim söyledi sana bunu ya? Sen nefis sana onu üflüyor, nefis öyle bir şey yok. En azından diyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak ne dedi? En azından kalbinden buğz edeceksin. Yok, onun hayatı hayatıymış, ben ne karışırım? İşte hür yaşantısı vardır. Bir de zaten herkesin hayatına da saygı duyarım. Böyle bir şeyler, Allah asla böyle bir şeyden razı olmaz. Böyle yanlış düşüncelere kapılmayalım. Şimdi emr-i bil maruf konusu gelince şu Behlül Dane'nin bir meselesi var. Onu illa bahsediyoruz burada çünkü burayla alakalı bir konudur. Behlül Dane Harun Reşit'in abisi deniliyor. Kardeşi de diyenler var. Aynı bu vazifeyi yapıyormuş işte. Yaptığı vazife insanlara böyle güzel güzel işler hani Rabbimizin emir ve yasaklarını anlatıyormuş. Biraz da fazla anlatıyormuş tabii. Dertli işte kardeşim, dertli. Ne yapsın? İşi bilen adam zaten dertli olur arkadaşlar. Dertli olunca halk biraz gitmiş Harun Reşit'e şikayet etmiş Behlül Dane'yi. Demiş ki ya bu bizde çok uğraşıyor, çok her şeyimize karışıyor. Karıştığın ne be kardeşim? Ne ya, sen dua et ona. Böyle zaman, bu zamanda böyle insanlar var. Daha ne istiyorsun ya? Hiç karışmayan insan, kendinle beraber cehenneme dolacaksın. Daha mı iyi arkadaşlar ya? Daha ne istiyoruz yani? Bu zamanda da var böyle. Emr-i bil maruf'a çıkıldı. Şimdi önümüzdeki hafta çıkacağız işte. Elhamdülillah, şükürler olsun. Yani böyle rahatsız oluyor adam. Ya niye rahatsız oluyorsun? Adam kalkacak buradan ta İstanbullardan belki Hakkari'lerine gelecek, Van'ına gelecek, Trabzon'a gelecek, Rize'sine gelecek, Giresun'una gelecek. Giresun'a geliyorum ona göre. Giresun'da hemşire oldum. Oraya geliyorum bak, haberiniz olsun. Giresun'a gidecek, efendim bu taraflarda Trakya'sına, Ege'sine, aşağılarına, Akdeniz'ine gidecek. Sırf ne için? Gideyim orada bir kardeşime vesile olmak için yani. Ona böyle Rabbimin emir ve yasaklarını hatırlatayım. Velev ki güzel yaşantıdaysa onunla böyle güzel. O da var canım, iki türlü yani. Kardeşim Allah senden razı olsun. Aman kardeşim, böylelerini de şöyle yapıyoruz. Aman diyoruz, zaten sen bayağı bir seviyeye gelmişsin. Vazifelerde yerinde, şeyinde güzelsin. Sen bu etrafında bu vazifeyi bırakma. Çünkü biz neticede bir hafta yapacağız bu vazifeyi. Sen belki hayatın burada geçecek. Bu vazifeyi elinden geldiği kadar bu etrafında yapmaya çalış diye bu işi güzel yapanlara da bu yani istişarede bulunuyoruz kardeşlerim. Şimdi adam buralardan kalkacak, gelecek. Sen bundan rahatsız olacaksın. Allah Allah. O da başka bir konu ya. Rabbim böyle olmaktan muhafaza eylesin. İşte Behlül Dane de biraz Harun Reşit'in halifeye, halkına biraz bu işi fazla söylüyormuş. Şikayet etmişler halk. Behlül'ü çağırmış Harun Reşit. Demiş ki ya Behlül, bu insanlarla uğraşma demiş ya. Bunlar yani çok üzerlerine gitme. Bırak onları, kendi haline bırak, rahat bırak diye bir de şu ifadeyi kullanıyor. Her koyun kendi bacağından asılır. Canım ne bu kadar insanların üstüne gidiyorsun? Şimdi Behlül Dane için meczup deniliyor. Meczup. Yani aslında öyle değildir de işte. Öyle anlaşılsın diye öyle söylüyoruz. Yani hareketleri, davranışları yani kıymetli bir zat. Yani bazı insan şöyle bakarsın ya, bu adam çok şey bir adam ya. Yani ne oldu belli değil böyle, hani kıymetli bir zat. Durumu şeyini tam net değil ama böyle bakıldığı zaman da hareketlerinden Allah katında değeri, kıymeti olan bir zat. Veli bir kul diye insan düşünür ya. İşte Harun Reşit de Behlül Dane demiş ki her koyun kendi bacağına asılacak. Ne karışıyorsun bu millete deyince öyle mi demiş, tamam. Bakın ne yapmış. Ya çok müthiş bir misal ya bu. Ya bunu bir alabilsek var ya arkadaşlar. Bu zamanla da çok lazım ya. Ya çok lazım ya. Allah'ım alabilmeyi nasip etsin. Bulunmuş olduğu sokağın bir başına bir koyun işte kesmiş. Bacaklarından asmış. Sokağın öbür başına da bir koyun kesmiş. Oraya bacaklarından asmış. Bu şekilde sokağın iki başında koyunlar böyle bir gün beklemiş. Bir gün idare etmiş vaziyeti. İkinci gün koyundan koku çıkmaya başlamış. 3-4 derken artık o mahalle, o sokak kokudan geçilmiyor. Diyorlar ki bunu kim yaptı? Yapsa yine Behlül yaptı diye yine geliyorlar Harun Reşit'e şikayet ediyorlar. Ya bu ne yaptı? Sokağımızı kokuya saldı. Olacak iş midir? Yapılacak iş midir? Diye bu şekilde ikinci bir şikayete geliyorlar. Tekrar Behlül tabii çağrılıyor Harun Reşit'in huzuruna. Ya Behlül sen yine ne yaptın? Bu insanlara niye zarar verirsin? Bu insanlara niye böyle yaparsın diye yine azarlar tabii. Bakın şimdi bak. Böyle insanların ifadelerine dikkat edeceksiniz arkadaşlar.
Diyor ki sen demedin mi Harun işte diyor abisine. Sen demedin mi, demedin mi diyor. Her koyun kendi bacağından asılır. Evet dedim diyor. Her koyun kendi bacağından asılır ama kokusu sadece kendinde değil, etrafındaki bütün insanlara. Zararı, o kokunun zararı, rahatsızlığı bütün insanlara. Ne haber? Şimdi ey benim kardeşim, bulunmuş oldun. Bak iki türlü de söyleyeceğim. Bulunmuş olduğun yerde, köyde, kasabada, ilçede, efendim şehirde, mahallede, sokakta, apartmanda, en aşağı kadar aldık. Bak gördün mü? Apartmanından iline kadar git. Sen bulunmuş olduğun yerde o Allah'ın razı değilim dediği o işi yaparken evvela bir, kendin çok büyük bir yanlış yapıyorsun. Haram işliyorsun. Yetti mi? Yetmiyor. Seni duyan, seni gören, senden rahatsız olan, o haramını haramına şahit olan herkes o haramdan etkileniyor. O senin tabiri caizse aynı koyun gibi yapmış olduğun haramın kokusu etrafındaki herkesi rahatsız ediyor. Niye anlamıyorsun bunu ya? Şimdi birinci tarafta günah işleyenin durumu bu. Ya ben işliyorum, ben yapıyorum. Kimle karışın? Ne olacak? Kime ne zararım var? Nasıl ne zararım var ya? Nasıl ne zararım? Haram görüle normalleşiyor. Anlamıyor musun sen bunu ya? Seni gören bir büyüğün veya seni gören bir yakının Allah Allah bunu yaptıysa nasıl yani? Bu yapılıyor mu ki yani? Aslında yapılmıyor ama o da işte nefsine düşerse nasıl yani işte bu yanlış oluyor mu ki dinde böyle bir şey veya hayatta insanlıkta böyle bir şey var mı ki deyip evvela kafasında bir soru işaretleri olup onu da yanlışa düşürürsün ya. Hele bir de gençse toysa yani yanlışa çok daha kolay düşer. Yakınınsa seni biraz böyle büyük görüyorsa demek ki bu büyüğün bunu yapıyorsa demek ki yapılıyor canım. Bak ne oldu? Allah'ın çok büyük dediği bir haram normalleşiyor arkadaşım ya. Kardeşim benim ya. Yapmayalım. Haramlara düşmeyelim. Yapmış olduğun haram sende kalmıyor. Etrafına zarar oluyor. Kendinle beraber etrafındaki bütün insanlara yanlış örnek oluyorsun. Şimdi birincisi bu. İkincisi de böyle bir insanı gördün. Adam haram işliyor işte. Aşikar, alenen. Eskiden haramlar, o da doğru değil de, eskiden adam bir yanlış yapacağı zaman giderdi, gizli de yapardı. Yani kimsenin görmeyeceği yerlerde yapardı. Şimdi öyle bir şey de yok. Ya ar da kalmamış ya. Ar da kalmamış, utanma da kalmamış, edep de kalmamış. Ulu orta, herkesin bulmuş olduğu yerde, biraz bir de böyle sanki böyle o iş yaparken çok büyük bir iş yapıyormuş gibi böyle böbürlenerek, kabararak. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Allah'ın meleklerinin huzurunda, biliyor musun sen onu? Allah'ın haram dediği bir iş yapıyorsun. Yarın bu işten sebep çok büyük bir cezaya çarptıracaksın. Bilmiyor musun sen bunu? Her haramın, her yanlışın, her günahın karşılığında sen ceza olduğunu bilmiyor musun ya? Bu yapmış olduğun yanlışlar neticesinde bundan hesaba tutulacağını bilmiyor musun sen? Biliyorum. Niye yapıyorsun o zaman kardeşim benim? Birinci derecede bu adam bunu yapıyor. Öbür tarafta bunu gören adam aman yapsın. Aman ne karışırım. İşte dedik ya her koyun kendi bacağından asılır. Öyle olmuyor arkadaşlar, öyle olmuyor. Yapılan yanlış insanın kendisinde kalmıyor. Etrafına kötü örnek oluyor, kötü zarar oluyor. Kokusu, pis kokusu etrafına yayılıyor. İnsanlar bundan rahatsız oluyor. Bir de arkadaşlar ya bir de var ya şurayı özellikle söylemek istiyorum. Ya bu İslamiyet var ya çok ince bir din ya. Çok ince bir din ya. Yani bir insanın kendi ailesi, hani çoluğuyla çocuğuyla bir hayatı, bir geçimi, bir efendim kendine göre bir hayat tarzı var ama ya bir insan aslında ikisi de alınır bu. O hayat tarzıyla, o hayat gidişatıyla etrafındaki en yakınından başlayarak, komşularından başlayarak gün içinde kiminle beraber oluyorlarsa onlara aslında var ya güzel örnek olsa illa söylemesine gerek yok biliyor musunuz arkadaşlar? Seni ister istemez insanlar böyle süzer. Şöyle bir bakar. Neyine bakar? Konuşmana bakar, duruşuna bakar, tebessümüne bakar, efendim insanlarla olan güzelliğine bakar, namazına bakar, ibadetine bakar, yalan söylemene bakar, dürüstlüğüne bakar, samimiyetine bakar. Ya bu var ya ne büyük bir çalışma ya, ne büyük bir fayda ya İslam adına. Çünkü seni gören bir insan belki var ama bak bu böyle de bunu bilin. Belki adam onu yapacağı da yoksa yani lisanından da nefsini kıramayıp söylemese de içinden şöyle geçirir ya aslında var ya.
işime gelmiyor biraz. İş ana böyle değildir de, iş ana böyle değildir de. Ama ne güzel insan ya. Ne kaliteli insan ya. Ne tatlı insan ya. Ne insanlara ne hayır yapan, hayır işlerde olan veyahut o durumuyla, duruşuyla, hareketleriyle ne faydalı insan ya. Bir böyle olmak var. İnşallah böyleyiz tabii. İnşallah diyelim. Allah'ım böyle olmayı nasip eylesin. Bir de sana bakan adam, ya her türlü hareketlerinde yalanım var, hakaretim var, yanlışım var, efendim kırıcısın, sözlerinde küfür, Allah malı. Arkadaşlar şu küfür ifadesini burada bir kere söyleyeyim ya. Arkadaşlar bir Müslümanda küfür olmaz, münafıklık alametidir. Münafıklık alametidir. Bir Müslümanda, bir müminde kadın olsun, erkek olsun, küfür olmaz. Hocam bende var, sende münafıklık alameti. Münafık diyemiyorum, alameti var. Yapma kardeşim ya, Müslüman'da küfür olur mu ya? E hocam ne yapayım, kızdım ağzımdan kaçtı. Zaten kızınca kaçırmayacaktın ya. Durup dururken adam küfür etse ne derler adama? Ne der, rahatsız mı derler? Kızınca zaten kaçırmayacaktın ya. Allah'ım böyle olmaktan da bizleri muhafaza eylesin. Bakıyor şimdi adam sana, iki türlü insanın ikincisini söylüyorum. Bakıyor şimdi adam, ya bu nasıl adam ya? Söylediğini, bir söylediğini yapmaz, söyledikleri birbirine uymaz. Bugün söylediğini yarın başka yerde farklı söyler. Efendim ağzından sırf yalan, ifadeler hep ağır ifadeler, küfürlü ifadeler, yanlışlar o biçim. Herkesin efendim hakkına girer, hakka hukuka dikkat etmez deyip de sen bu yaşantınla aynı birinci insanın fayda tarafına ağırlık verdiği gibi sen bu yaşantınla etrafındaki insanlara ve dolayısıyla da neticede sen de bu dünyada yaşayan bir insansın. Bu yaşantınla Müslümanlığa, İslamiyet'e, çünkü açıp baktığın zaman kıymetli kardeşim ne yazıyor burada? İslam yazıyor, İslam. Annen bir Fatıma, belki bir Ayşe, Müslüman bir anne ismi. Baban Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, bir Müslüman babanın ismi. Sen İslamsın kardeşim. Ha belki amellerinde eksik olabilirsin ama önemli değil. Senin bir kere temelin İslam. Senin bir kere daha dünyaya gözlerini açmakla beraber İslam üzere dolmuşsun. Sen bu yanlış yaşantınla insanlığa, etrafına kötü örnek olmuş olursun ve İslamiyet'e de çok büyük zarar vermiş olursun kardeşim. Allah'ım böyle olmaktan da bizleri muhafaza eylesin. Efendi babamız Ali Haydar Efendi'nin bir ifadesi var. Onunla beraber sorularıma geçmek istiyorum kardeşlerim. Ali Haydar Efendi Kudüs'e sırrı buyuruyorlar ki, dini mübini İslam'ın devam ve bekası emru bil maruf ve nehyi anil münkerin, evet, devam ve bekasına, dini mübini İslam'ın inkirazı yani yıkılması ise emru bil maruf ve nehyi anil münkerin terkine bağlıdır. Biraz ifadeler kapalı da olsa açmaya çalışayım. Yani emru bil maruf yapılmakla Allah'ın dininin, İslamiyet'in bekası, devamı yapılmış oluyor. Bunu bırakmakla da evet inkirazı ile de yani dinin yıkılmasına sebep oluruz ki Allah'ın böyle olmaktan da bizleri muhafaza eylesin kardeşlerim. Şimdi inşallah sorularınıza geçmiş olayım. Emru bil marufla alakalı. Evet arkadaşlar, Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar hocam. Yaşadığım ortam çok kötü. Söylediğiniz şeyleri yapmak istiyorum ancak nefsime hakim olamıyorum. Yanlışlarım var. Ne yapmalıyım? Evet. Önemli bir ifade. Şimdi arkadaşlar tabii şimdi emru bil maruf konusu insanın yanlışa düşmemesi, hataya düşmemesi önemli bir şey tabii ama şimdi bir insanın da ortamı çok önemli arkadaşlar. Yani bulunduğun ortam çok haramların işlenildiği, çok yanlışa düşmeye hani vesile olacak bir ortamsa, kolay bir ortamsa, haramların çokça yapıldığı bir ortamsa, ya burada insanın gerçekten kendini muhafaza etmesi kolay değil. Doğru yani, kardeşimiz doğru söylemiş. Hocam ne yapacağız? İmkan dahilinde mümkün olduğu kadar yani mühitinizi değiştirin deriz. İmkan dahilinde bir şey diyemem ama veyahut en azından takıldığınız, beraber olduğunuz insanları dikkat edin. Arkadaş çok önemli arkadaşlar.
bulunmuş olduğunuz yerlerde zaten ortam kötü. Bir de arkadaşların da olumsuz arkadaşlarsa bu insanlarla ya ne yapmamak lazım? Takılmamak lazım, onlarla beraber olmamak lazım, uzak durmak lazım. Allah'ım da yar ve yardımcınız olsun. Mühit önemli arkadaşlar, önemli bir ifade. Bir de nefsime de hakim olamıyorum diyorsun kardeşim. Doğru. Nefis de zaten adamı bırakmaz eğer yakalanırsa. Allah'ım yakalanmaktan da muhafaza eylesin. Mümkün olduğu kadar uzak durmamız lazım. Denizli'den Mehmet Salim kardeşimiz göndermiş o soruyu. Evet, diğer sorumuzu alalım. Selamun aleyküm hocam. Programlarınızı severek izliyoruz. İyiliği emretmek ve kötülüğü söylemek çok güzel bir şey ama sizlerin gibi anlatabilir miyiz? Çekiniyoruz. Biraz da bilgi lazım. Bu konuda kendimizi yetiştiremedik. Elazığ'dan Selami Turun. Evet kardeşim doğru. Şimdi emru bil maruf yani önemli bir çalışma, dikkatli bir çalışma. Ama şöyle de kolayına da kaçmayalım. Hani ben yapamam, ben edemem, hocalar yapsın. Zaten biraz da bilgi yeri ödeyip de uzaklaşmayalım. Çünkü bakın farz-ı kifaye dedik. Bulunmuş olduğun ortamda bu vazife bizden illa isteniliyor. Sadece hocalardan değil, bütün herkesten. Müslüman mısın, mümin misin? Hatta kadınlar, hanım kardeşlerimize kendini alsın. Hanımlar da bulunmuş olduğu ortamlarda bu vazife yapılacak. Başka şansımız yok. Biraz bunun tabii nasıl yapılacağıyla alakalı hoca efendilerden bilgi almanızı isterim. Mesela gittiğiniz yerde, biz mesela emru bil maruf'a çıkmadan önce böyle temsili olarak birisi emru bil maruf yapan kardeşimiz oluyor. Öbürü de esnaf oluyor. İşte herhangi bir kişi oluyor. Ne bileyim girdiğimiz herhangi bir ortam oluyor. Bu şekilde böyle temsili olarak canlandırmalar yaparız. Niye ki? Yani orada yapacağımız vazifede yani şu öyle yapsak daha iyi olur. Ha böylesi daha güzel. Evvela birinci şartı söylüyorum ama. Evvela başta söyledik tatlı dili olmak. Uslubu güzel kullanmak. Yani karşındaki insan bunu şöyle hissedecek. Ya bu insan gerçekten benim iyiliğime konuşuyor. Böyle yumuşak dilli olmak. Tatlı dilli olmak. Evvela bu. Ondan sonra da mesela şimdi şu da var tabii. Girmiş olduğun herhangi bir efendim bir içkili yere aynı emr-i maluf olmaz. Mesela buraya selam vermiyoruz biz arkadaşlar. Allah muhafaza eylesin. Son derece yanlış bir ortama selam vermiyoruz. Girilir mi? Elimizden geldiği kadar giriyoruz. Yani giriyoruz niye? Belki orada da ki çok zamanında bunların şahitleri vardır. Önümüze çıkan örnekleri vardır. Nice insanlar bu insanların emru bil marufuyla hidayet bulmuşlardır yani. Giriyoruz ama yani oraya selam vermiyoruz yani. Adam şimdi orada içki içiyor. Selamun aleyküm. Değil yani. Onlara da selam vermeyeceğiz. Allah'ın selamı üzerine olsun diyorsun. Orada böyle dünyadan gireceksin. Veya arkadaşlar nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Falan deyip böyle güzel güzel. Uslup yine güzel. Bu şekilde tabii yerine göre, ortamına göre, durumuna göre, yapmış olduğun emr-i maruf konusu ne ona göre biraz onun da eğitimi var mı? Vardır. Soracaksın. Ya ben nasıl emr-i maruf yapalım? Veya herhangi bir yapmak istediğim bir emr-i marufta ben nasıl bir tarz kullanırım diye bunları kullanacağız inşallah selamı kardeşim. Allah razı olsun güzel bir soru sordun. İnşallah yardımcı olmuşuzdur kardeşim. Hayırlı akşamlar hocam. Bu vazife çok önemli. Eşim ve çocuklarım namaz kılmıyor. Çok üzülüyorum. Beni dinlemiyorlar. Ne söylesem olmuyor. Dua edin hocam. Almanya'dan demiş izleyiciniz. İsmini yazmamış. Allah yardımcısı olsun. Eşim ve çocuklarım namaz kılmıyor diyor. Allah'ım şu namazlıklarla bizleri muhafaza eylesin ya. Arkadaşlar bu namaz niye kılınmaz arkadaşlar? Beş vakit namazını kılmayan bir insan hayatta nasıl huzurlu oluyor? Ben onu hayretler içerisindeyim ya. Huzur bulamazsın kardeşim ya. Mutlu olamazsın. Kalbindeki ağırlıkları atamazsın. Niye kılmazsın bu? Sonra bir insan kabre ilk girdiğinde sorulacak birinci sorudur. İmandan sonra birinci sorudur ya. Nedir o? Namaz ya namaz. Eğer namazdan geçerse diğerleri çok fazla ne yapılmayacak? Araştırılmayacak, incelenmeyecek. Ama namazdan kaldı mı bütün hayatını tamamı inceden inceye araştırılacak. Namazlarımızı kılalım arkadaşlar. Günde bir saat ya, bir saat ya. Senede 15 gün yapıyor biliyor musunuz? Bunu hesap ettik biz. Senede 15 gün yani senede namaza ayırdığın vakit 15 gün. 350 gün al senin olsun ya kardeşim. Çok gözünde büyütme. Sonra huzurlu olamazsın. Hayatında hep sıkıntı olur. Yanlışları bir türlü o hayatındaki niye böyle oluyor, niye böyle oluyor dediğin şeylerden kurtulamazsın. Rabbim namazsızlıktan da bizleri muhafaza eylesin inşallah. Evet. Selamun aleyküm hocam. Marufu söylemek kolay ancak kötü şeyleri yapmayın demek zor. İnsanlar harama çok alışmış, bırakmıyorlar. Bir de ibadetleri yoksa nasıl bırakacaklar? Urfa'dan Ali Genç. Evet, güzel bir ifade.
Yani güzel derken şöyle, marufu söylemek derken iyiliği söylemek kolay diyor. Yani mesela şu iyiliği yapın, şu güzelliği yapın demek kolay da kötü şeyler, yani yapmış olduğu bir kötülüğü söylemek zor diyor. Yapmayın demek zor diyor. Hele bir de ibadeti yoksa. Arkadaşlar bakın çok önemli bir şey söyleyeyim. Kardeşimiz güzel bir yere değinmiş. Her haram, dikkat et çok önemli burası. Her haram insanın kalbinde bir nokta leke oluyor, siyah leke oluyor. Her haram. Sen şimdi bu haramı işleye, 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 işleye kalbin simsiyah oluyor ve kas katı oluyor. Katı bir kalp oluyor yani. Ya bu adamın durumu ne olur ya? Her şeye katı bakar. Çünkü kalbi yumuşama yumuşak değil. Merhameti olmaz. Kas katı diyorlar ya, taş kaplı diyorlar ya. Bu adam ne olur bu adam ya? Yani Allah'ım böyle bu halede düşmekten, bu haramları çokça işlemenin neticesi işte bu. Rabbim böyle olmaktan da muhafaza eylesin. Ali kardeşim sen yine elinden geldiği kadar, becerebildiğin kadar, yapabildiğin kadar münkeri de kötü gördüğün şeylere de söylemeye çalış. İyiliğe zaten söylüyorum diyorsun. Allah'ım her ikisinde de başarılar nasip eylesin. Şu soruyla beraber bitirmiş olalım inşallah. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Emir ve yasakları söylerken ne yapmamız lazım? Neye dikkat edilir? Ömer Fırat Bursa demiş. Evet, zaten söylemeye çalıştık Ömer kardeşim. En çok dikkat edilmesi gereken zaten bayağıdır söylemeye çalıştık. Uslubu güzel kullanmak, tatlı dilli olmak, yumuşak dilli olmak, samimi olmak çok önemli. Samimi olmak, böyle yapmacık değil, yapmacık Allah muhafaza etsin. Yaptığın işi zaten severek yaparsan, Allah'ın benden istemiş olduğu emirdir diye yaparsan insan samimi olur. Yani mümkün olduğu kadar kardeşin yani böyle çok rencide etmeden, ezmeden, onun üstüne böyle hani niye böyle yapıyorsun, öyle de yapılır mı, Allah bunlar razı mı, haram değil mi diye böyle hani onu böyle tenkit ederek böyle ağır ifadeler olmayacak. İfadelerimiz son derece tatlı olacak, yumuşak olacak. Çünkü adam arkadaşlar bir kere düşmüş. Harama düşen adamın işi kolay değil. Nefis onu bırakır mı kolay kolay? Belki 50 senelik arkadaşı ya şeytan ve nefis 50 senelik arkadaşı onun bırakır mı onu o nefis şeytan? Bir anda ondan kurtulması kolay olmaz. Sen onu böyle güzel güzel tatlı tatlı o yanlışından, o haramından kurtaracaksın inşallah. Kurtaracağız hep beraber. Rabbim bu vazifelere hepimizde başarılar nasip eylesin. Şimdi kıymetli kardeşlerim, emru bil maruf konumu burada tamamlamış oldum inşallah. Önümüzdeki Pazartesi günü yani 15-20 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'mizin 81 iline, her tarafına yani Edirne'sinden Kars'ına, Hakkari'sinden aşağısına kadar her tarafına bu vazife için çıkacağız inşallah. Selim Hoca kardeşiniz de bu sene inşallah Giresun ilinde olacak. Orada elimizden geldiği kadar insanlara yani gücümüz nispetinde, dilimizin döndüğü kadar, Rabbimizin gönlümüzü akıttığı kadarıyla vesile olmaya çalışacağız. Rabbim bu vazifede bizlere başarılar nasip eylesin. Bizlere çok dua edin. Orada kardeşlerimize vesile olalım. Onların yani vazifelerini canlandırmasına, vazifelerini güzel bir şekilde yapmasına en güzeliyle vesile olmaya çalışmış olmamız için bizlere dua edin. Biz sizden razı olduk. Haklarınızı da helal edin. Önümüzdeki hafta Emru bil Maruf'ta olacağız. Ondan sonraki hafta tekrar huzurlarınızda olabilme ümidiyle sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.